Manşete hoş geldiniz. Türkiye çok çabuk gündem öğüten bir ülke. Hep bunu söylüyoruz ama bu durum herhalde yakın zamanda değişmeyecek. Batılı demokrasilerde bir yılda görülen, yaşanan Türkiye'de birkaç günde tüketilebiliyor. Örnek geçtiğimiz hafta kendine, kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı ki daha sonra affedildi biliyorsunuz. Hem görevden affedildi hem de yaptıkları affedildi onu konuşuyorduk. Ayasofya imamını konuşuyorduk. İşte kendisini eleştirenlere işte pamuk hazırlamış da bilmem nerelerine tıkayacakmış falan. Hafta sonu hatta 1 Mayıs polis şiddetini konuştuk ama unutulduğu geride kaldı. Bugün artık Sedat Peker'i konuşuyoruz. Zaten dedi de onu yazdık. Kitapsız bir ülke ve racon. Kitapsız ülkeden kastımız e, elbette anayasa ve yasalara uyulmaması. Ama e, Sedat Peker konuşuluyor dünden bu yana. Onun videosunu seyredersiniz, seyredin de yani. E, pek çok lüzumsuz şeye ayırdığınız vakitten... E, vakitin yanına onu da koyun. Hem bir şeyler de anlamış olursunuz yani Türkiye'nin durumuna dair. 400 küsür bir izlenmiş. Ben o videoyu getirmeyeceğim ama biraz onun üzerine konuşacağım. Kendisinin Dubai'de olduğu en son iddia edilmişti. Hatta gazeteci Cevheri Güven Fas'a gittiğinden bahsetmişti. Oradan Dubai'ye geçtiği söylenmişti. Balkanlar'da tutunamadığı görülüyor. Balkanlar'da ona yönelik birkaç operasyon da oldu ama zannediyorum onu haber aldı veya hissetti, oradan ayrıldı, şimdi Dubai'de olduğu söyleniyor. Mekanda değişmiş, daha evvel çektiği videolardaki mekandan farklı bir mekan. En azından ülke değiştirdiği ortada. Böyle bir mesaj paylaştı. Elbette mesajı paylaşınca bu video dediğim gibi ben yayından önce baktığımda 400 bini geçmişti. Muhtemelen birkaç yüz bin daha izlenebilir, hatta milyon izlenebilir. Bu kitapta verdiği mesajlar kadar... Sahne, dekor üzerinde de çok duruldu. Hemen arkada görüyorsunuz Alparslan Türkeş'in bir görseli var. Onu koymuş. Yani başbuğ Türkeş'imizin arkasında izliyor. Önde bir tesbih var ki o bir mafya raconu. Önünde notlar var, kağıtlar var. Dosyaları olduğunu ima ediyor ama... ...Omerta kitabı var görüyorsunuz. Biraz daha böyle seyircinin gözüne sokarcasına ileri itilmiş... ...ve kitabın başlığı görülüyor. Bu Omerta kitabından da bahsedeceğim size. İtalya'daki bir hikaye. Ki mafya, mafya raconuyla alakalı bir esasen kural. Kendi içinde bir yazılmamış anayasa gibi bir şey. Sedat Peker bu videoyla yani bir mafya babası olduğunu her yönüyle teyit ediyor. Yoksa sorulduğunda mafya babası denildiğinde falan daha evvel Türkiye'de hayır ben bir iş adamıyım falan diyordu. Saklıyordu bunu saklama gereği duyuyordu ama artık bunu saklama gereği duymuyor. Kitapsız bir ülke ve racon derken kastettiğim biraz da o ülkede yasa ve anayasa yok ama işte mafya kitapla hareket ediyor veya mafya kendi yasalarıyla hareket ediyor veya işte biz yasalarımızdan çıkmayalım biz yasalarımızla hareket edelim mesajı veriyor. Sedat Peker'in bir buçuk yıldır yurt dışında olduğu bilindiği halde İstanbul'daki villasına baskın yapılmış eşi ve çocukları korkutulmuştu. Buna çok kızdığı anlaşılıyor ama haftalar sonra bu videoyu çekip koyarak neden bu kadar ara verdiği sorusunun cevabı yok. E, zamanını mı bekledi? E, neden hemen tepkisini göstermedi? E, neden şimdi tepkisini gösteriyor? Arada başka bir şeyler mi oldu? E, bunun cevabı yok, kendisi de bunun cevabını vermiyor. Ama çektiği videoda anlattığı konulardan bir ikisinin altını çizmek lazım ki 90'lı yıllarda bir takım işler kendine yaptırıldığını. Veya istendiğini söylüyor. Derin devletin göbeğinde olduğunu söylüyor. Ve net bir şekilde videonun adını da öyle koymuş zaten. Mehmet Ağar'a ve pelikancılara kafa tutuyor. Ve buyurun hesaplaşalım diyor yani. Yani bir hesabınız varsa da benim de görün diyor vesaire. İşte benim kızıma dokunanı yakarım, dünyayı yakarım falan gibi tehditler var. Orada değilim. Omerta kitabıyla verilen mesajda da şu. Omerta şu. Çok özet olarak söyleyeceğim. Ee, İtalya mafyanın... Ee, Kaynağı ya da İtalya mafyayla e, anılan bir ülke özellikle Sicilya mafyası ve bu geriye doğru bir geleneği olan bir şey. İtalya'nın faşist diktatörü Mussolini e, bu ailelerle, mafya aileleriyle veya mafyanın kontrolündeki ailelerle başa çıkamayınca Sicilya'ya bir ekip gönderip bütün aileleri veya mafyaya destek versin vermesin herkesi kesiyor, kurşuna cüzüyor veya öldürüyor. Ve bunlardan hayatta kalanlar yine devlete itaatsizliği seçiyorlar yani Mussolini'ye biat etmiyorlar ancak devletle de ilişkilerini asgari minimum seviyeye indiriyorlar ve tam anlamıyla devletle ilgili konularda veya devletle diyalogta vesaire bir suskunluğa gömülüyorlar. Ancak bu aileler örgütleniyor ki işte mafyanın yeniden palazlanması ve gene işte mafya ile beraber iş tutuyorlar veya maf bir başları sıkıştığında mafyadan destek istiyorlar veya kendi işlerini kendilerini çözüyorlar. Kendi aralarında da bir topluluk oluşturuyorlar veya kendi aralarında da bir böyle ilan edilmemiş kurallar bütünü veya yasa veya işte bir sözleşme gibi bir şey oluşturuyorlar. Buna omerta deniyor. Yani biz işimizi devletle halletmeyeceğiz. Devlet bir şey bize sorduğunda bilmiyorum, görmüyorum, duymadım diyeceğiz. Ve devletle ilişkimizi minimum seviyede götüreceğiz. Bir meselemiz olduğunda da kendi aramızda halledeceğiz veya kendi yöntemlerimizle çözeceğiz. Böyle bir suskunluk yasası omerta. Eğer Devletle ilişkiye giren olursa, devletle konuşan olursa veya devletle minimum seviyedeki ilişkiyi geliştirmeye çalışan olursa da mafya onu infaz ediyor. Sen bizim aramızdaki sözleşmeyi çiğnedin diye. Şimdi dolayısıyla o kitap e, bu. Yani diyor ki işte biz kendi aramızda bu işi çözelim. Devletle ilişkimizi minimuma indirelim. Ve biz e, bir mafya... Babaları olarak, mafya ailesi olarak, mafya grupları olarak her neyse bu işi e, bu şekilde götürelim. Ha ama e, siz buna uymazsanız veya siz bu noktaya gelmezseniz ben konuşurum. 9 tane daha video çekeceğini söylüyor ve belli ki anlatacağı konular var. Ve o 9 videoda farklı başlıklarda olacak. Yani diyor ki ben bu suskunluk veya sessizlik yasasını aramızdaki böyle bir şey varsa bunu ihlal ederim ve her şeyi anlatmaya başlarım. E, kastettiği o bir anlamda tehdit bir anlamda gözdağı bir anlamda şantaj bilmiyorum yani hedefleri kimlerdir e, Sedat Peker'le işi olanlar veya Sedat, Sedat Peker'in açıklayacaklarından dolayı e, ne bileyim e, şey yapanlar kimlerdir e, telaş edecek olanlar kimlerdir bunları bilmiyorum söyleyebileceğim bu e, bir kere daha altını çizelim. E, Sedat Peker'i kızdır, kızdıran veya öfkelendiren her neyse en azından o yönü o yönü itibariyle haklı. Çünkü bir buçuk yıldır yurt dışında olduğu halde evi basıldı, karısı çocukları korkutuldu vesaire ve bir şey de çıkmadı. Gerçekten hani bazı böyle Tolga Şardan vesaire gibi gazeteciler hayır bu dosyanın içi dolu falan diye yayınlar yapıyorlar ama gerçekten dosyanın içinde ne olduğunu haftalardır bilmiyoruz. Yani bir Sedat Peker suç örgütü deniyor ama o suç örgütü ne yapmış? Onunla ilgili bir şey yok sadece bir m, kuru sıkı atış gibi bir baskın var ve bir e, şov var. Polisin yaptığı bir şov var ve giden bir mesaj var bir e, yönü itibariyle. Dolayısıyla bakalım Mehmet Ağar Çakıcı tabii çünkü o biliyorsunuz daha evvel yayınlarda da kullanmıştım. E, Alaaddin Çakıcı ile çok yakın bir zamanda Mübariz Mansivov'un çöktükleri e, marinasında poz vermişti Mehmet Ağar. Aynı karede Korkut Eken'de vardı. Evet. Engin Alan da vardı o arada. Dört kişi poz vermişlerdi. Şimdi bu konu biraz böyle. Bakalım bu işin raconu nereye gidecek? Bekleyip göreceğiz. Kimle söylüyorsa gerçekten farazi tahmini söylüyor. Ama ben neticede önünü arkasını ve Umar ne demek istediğini kısaca anlatmaya çalıştım. Ahmet Şık bir tweet paylaşmış. Diyor ki elbette AKP iktidarı ile tesbihle kastedilen AKP iktidarı tek tek masanın üstündekileri analiz etmiş. Kulaklık telefon dinlemelere atıf. Omerta kitabı mafyanın sessizlik yasasını bozma tehdidi. Soldaki kağıtlar elimde belge bilgi var. Parmaklık ardından görünen televizyonda Türkeş Çakıcı ve Hamisi MHP'ye mesaj. Sağdaki beyaz kağısa temiz sayfa açalım diye sıralamış bakalım iş nereye gidecek. Dediğim gibi bekleyip göreceğiz. O arada Mehmet Ağar'ın oğluyla alakalı Şerafettin Yıldırım bir mesaj paylaşmış ki Şerafettin Yıldırım AKP Elazığ İl Başkanı kendileri Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölge Koordinatörlüğüne atanan milletvekilimiz Tolga Ağar'a yeni görevinde başarılar diliyorum demiş. Tolga Ağar haşa Allah gibi filan demişti Erdoğan'la ilgili daha önce yaptığı konuşmalarda. Şimdi de basamakları tırmanmaya devam ediyor. En son Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nda Marmara Bölge Koordinatörlüğü'ne atanmış. Sadece Mehmet Ağar değil oğlu Tolga Ağar'ın da yükselişi devam ediyor. Evet Şimdi de böyle bir tarafı var. Enteresan işler değil mi? <laughs> Enteresan. Şimdi korona e, e, gündemî ile ilgili e, bazı haberlere bakmak istiyorum. Bu bu bölüm e, racon değil kitapsız bir ülke bölümü. E, hafta sonu benim de yakından tanıdığım pek çok basın gezisinde de yan yana e, liderleri takip ettiğimiz özellikle 90'lı yıllarda şu anda da e, büyükşehir belediyesi'nde e, basın koordinatörü olarak. E, görev yapan Şükrü Küçük Şahin ağabeyini kaybetti geçtiğimiz hafta. Covid testi pozitif çıktığı halde e, ağabeyinin Covid testi pozitif çıktığı halde Covid'den ölmediği yazılmış, raporlanmış. bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bizim de gazeteci büyüğümüz abi dediğimiz Şükrü Küçük Şahin'in abisi. İstanbul Büyükşehir'de çalışıyor ve işte tedavi etmek için elden geleni yapıyorlar her neyse neticede zannediyorum 23 gün sonra ağabeyi vefat ediyor ve Twitter'dan isyan etti dedi ki yani nasıl buna doğal ölüm dersiniz ve bunun gibi pek çoğu var bir işte böyle bir şeffaflık meselesi var ikincisi Bakın Türkiye 15 ülke için PCR testi zorunluluğunu kaldırmış. Bir de işin böyle bir tarafı var. Bir yandan da e, yani COVID testi zorunluluğunu kaldırıyor Türkiye dış ülkelere. Gel ne olursan ol gel diyor. Bir de işin böyle bir tarafı var. Öbür taraftan da işte Cumhurbaşkanı Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası için Marmara İlahiyat Camii'nde düzenlenen törene katılıyor ve orada da lebalep e, görüntüler. Evet. Lebalep görüntüler dikkat çekiyor. Bir de işin böyle bir tarafı var. Ali Can da paylaşmış. 17 günlük tam kapanmanın 3. günündeyiz. Şu ana kadar 3 milyon 21 bin kişiye çalışma muafiyet izni verilmiş diyor. Dün paylaştığı bu çivitte bu sayı daha da artmış olabilir. Nasıl bir kapanmaysa. Ee, izin e, alan alana izin verilen verilene AKP il başkanlıkları bile e, bu konuda belge düzenleyip veriyorlar. Bu da işte efendim Ebru Şahlı ile kocası çok sormuşsunuz size aşı sırası gelmedi nasıl oldunuz diye. Doğrusu biz Amerika aşısını e, Janssen diyor. Amerika'da olduk demiş. Bir de işin böyle bir tarafı var. E, Miami aşı seyahati. Türkiye'de aşı kara borsaya düşünce tabir yerindeyse işte efendim vizesi olan gelip aşısını yaptırabiliyor. İki kişilik odada kişi başı 4000 dolar vesaire. Evet. Biraz tekellüflü bir iş, biraz külfetli bir iş neyse ama bunu tercih edenler de var. O arada 17 Mayıs itibariyle vaka sayıları 5000'in altına inecek müjdesini Turizm Bakanı'ndan alıyoruz. Sağlık Bakanı'ndan da almıyoruz. Kaldı ki kimse böyle bir müjde veremez. Kimse böyle bir öngörüde bulunamaz. Aşı yokken, aşılama durmuşken ve vaka sayıları kontrol edilemez bir şekilde yükselmişken ama belli ki merkezi e, irade bu işi aşağı çekecek bir biçimde ve bunun müjdesini de Turizm Bakanı veriyor. O günlerde açıkladı rakamlar, açıkladıkları rakamlarla e, gel turist gel ne olursan ol gel diyecekler. Görünen o maalesef. Sena Kaleli otobüs ve uçakla otobüs ve uçakla yolculuk serbest. Şahsi aracınızda seyahat yasak. Pandemi böyle rezalet yönetiliyor demiş. Latif Demirci karikatürü harika. Başkanım Apaçiler peşimizde dumanlı kanyona çekiliyoruz. Şimdi İstanbul Büyükşehir'de halk ekmeği yani ucuz halk ekmeği dağıtamıyor veya satamıyor neyse. Kendine büfe bulamıyor. Böyle bir durum var. Latif Demirci bunu bu karikatürle hicvetmiş. Dönelim Mehmet Ceyhan'ın uyarılarına insanlar kısıtlamayı tatil gibi algıladı. Hindistan mutantı dahil tüm mutantları Türkiye'ye yaydık diyor. O arada biraz evvel Erdoğan'ın katıldığı cenaze töreninden görüntüleri getirdim ekrana. Datça'da denize giren kişiye koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiği için ceza kesiliyor. Yani dağ başında <laughs> yani incin top oynuyor derler ya böyle bir denize giriyorsunuz ve iki tane görevli geliyor. Ve size ceza kesiyor. Yani çok çok tuhaf bir olay, çok çok tuhaf bir olay. Turistlere serbest, vatandaşa yasak. Ama sadece şu fotoğraf, şu kare, şu olay bile bugünkü Türkiye'yi, bugünkü kitapsız ülkeyi anlatması açısından yeter de artar bile. Bu da efendim Hindistan'dan son görüntü, rakamlar, vaka sayıları, ölümler o kadar arttı ki... Artık ölüleri yakmak için yer odun vesaire sair güçlüğünde güçlük çekiliyor. Burada da işte odunların üzerine yatırılmış bir cenazeyi görüyorsunuz. Durum bu. Evet. Gerçekten korona e, günlerinde e, her kafadan bir ses çıkıyor ve şeffaf olmayan, yönetilemeyen e, aşı konusunda e, halkın beklentilerine cevap vermeyen bir ülke var. E, Rusya ve Çin e, aşılarına muhtaç olunmuş görülüyor ama e, Çin aşıyı kesti. E, Rusya'dan aşının Sputnik 5'inde ne zaman geleceği e, belli değil. Bunların ne kadar tesirli olduğu, e, bir bağışıklık sağlayıp sağlamadığı da rivayet. Çünkü... E, Çin aşısı Sinovac'ı olup daha sonra hastalanan hatta ağır hastalık geçiren örnekler var. Ee, Türkiye çıkışlı yayınlarda bakıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? İşte efendim bu hukuksuz, bu kanunsuz niye önlem almadınız? Niye tedbir almadınız? Vatandaşla dalga geçiyorsunuz. Eee vesaire gibi yayınlar ve isyanlar var. Bir yönüyle anlayışla karşılıyorum ama bir yönüyle ne bekliyordunuz ki diye soruyorum her defasında. Ne bekliyordunuz ki? Türkiye'yi yönetmek gibi bir dertleri hiç olmadı. Sadece idare etmeye çalıştılar. 85 milyonluk bir ülkeyi yönetemiyorlar. Oradan oraya savruluyor ülke. E gerek kıtlık, gerek açlık, gerek hukuksuzluk, gerek insan hakkı ihlalleri ve işte gerekse pandemiyle mücadelede bu ortaya çıkıyor. Bugüne kadar alınmayan tedbirlerin bundan sonra alınacağı, bugüne kadar yapılmayanların bundan sonra yapılacağına dair bir işaret de yok. İşte diyelim ki Biontech aşısıyla alakalı bir iddia ortaya atıldı. İşte Biontech aşısını Türkiye alacakmış da aracı firma işte komisyon istemiş falan. Ben buna da çok fazla itibar etmiyorum. Neden? Çünkü Biontech aşısını tek başına yetkili değil satışta Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci ve bu işi geliştiren bilim insanları. Uğur Şahin'in verdiği söyleşilere bakarsanız yaklaşık 30 kadar kademe var. Ortak var, dağıtıcı var, geliştirici var, üretici var, finansör var, şu var, bu var. Dolayısıyla benim ana vatanım Türkiye, ben şu, buraya da şu kadar aşı göndereceğim falan dediğinde belki bir miktarına izin verilebilir veya bir miktarını şahsi opsiyonuyla gerçekleştirebilir ama bütün Türkiye'yi aşılayacak miktarı sağlayabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü pek çok bileşen var. Yani orada o işin patronu Uğur Şahin veya Özlem Türeci değiller. Çok ortakları var. Ve bir adeta konsorsiyumla ve devletlerin de içinde olduğu bir konsorsiyumla bu iş yürüyor. Dolayısıyla o konsorsiyumun içindeki herkes benim ana vatanım şurası, benim ana vatanım burası, benim şehrim burası. Oraya da şu kadar aşı gönderelim deme hakkına hürriyetine sahip mi? Ondan da emin değilim. İnsan hakkı demişken ee, Ayhan Bilgen... 1 Mayıs dolayısıyla emeği ve alın terini kutsal bilenlere deyip bir cezaevi mesajını paylaşmış. Cezaevi fotoğrafını paylaşmış. Kars Belediye Başkanı'ydı. Haksız bir şekilde gasp edildi efendim. Belediye Başkanlığı. Kitapsız bir ülke yayınımız devam ediyor. Aynı şekilde Levent Gültekin'e saldıranlar serbest. Halk TV'den okuyorum. 25 kişi tarafından saldırıya uğramıştı iki kişiyi almışlar. Onu da onları da onu da serbest bırakmışlar. Halk TV'nin sitesinden getiriyorum. Kitapsız bir ülke. Cezaevinde kanser olan KHK'lı polis Abdulvahit Tuncay hayatını kaybetti. Doktora götürülmek için 30 dilekçe yazmış, 4-5 ay boyunca sabahlara kadar sandalye üzerinde sabahlamak zorunda bırakılmış. Bolt medyadan getiriyorum. Son kurban insan hakkı ihlallerinde. Evet, bu dünyada hakkını arayamayacak olan bir insan. Elbette yakınları onu takip edecekler. Gazeteci Abdurrahman Gök TR724'ten okuyorum. Keşke bu olay olmasaydı, bu fotoğrafı hiç çekmeseydim diyor. Kemal Kurkut 22 yaşında önceki sene Nevruz törenlerinde işte bu şekilde kendisine nişan alan, silah doğrultan bir polis tarafından öldürülmüştü. İşte bundan dolayı bu görüntüler çekilmesin, bu fotoğraflar yayınlanmasın diye e, toplumsal olaylarda toplumsal olay olup olmaması gerekmiyor. İçinde polisin olduğu e, olaylarda e, görüntü çekmek tümüyle yasaklandı. Gazeteciler dahil. Neymiş efendim? Özel hayatın gizliliği. Hayır özel hayatın gizliliği falan işin kılıfı artı polisin e, toplumsal olaylarda bir özel hayatı yoktur. Orada kamu görevi yapıyor ve her türlü çekilip e, yayınlanması icap eder. E, burada işte böyle e, polisi zor duruma düşürecek görüntüler verilmesin diye yapılıyor bu. Bir bu, ikincisi polis kendilerine tan kendine tanınan yetkiyi sonuna kadar kullanır. Bunu hiç unutmayın, aklınızdan çıkarmayın. Ama şimdi bugün Türkiye'de kendine tanınan yetkiyi sonuna kadar kullandığı gibi o yetkilerin de dışına çıkıyor. Neden? Çünkü başına bir şey gelmeyeceğini biliyor. Neden? Çünkü savcısı, arkasındaki bakanı, müdürleri yürü, biz arkandayız diyorlar. Ve benim hafızamı zorladım ee, geçen gün bir vesileyle konuşurken bulamadım. E, işkencede veya işte e, görevini suistimal eden veya toplumsal olaylarda birini öldüren yaralayan veya sakat bırakan veya işte bir kötülük yapan her neyse polisle ilgili e, bugüne kadar e, kimsenin başına bir şey gelmemiş bugüne kadar kimsenin başına bir şey gelmemiş herkes bir şekilde bu olaylardan yırtmış efendim maalesef böyle de bir e, durum var Bir iki konu daha var ee, onları da değinip geçeceğim ki bu polis konusunda kalarak. Bugün 3 Mayıs Dünya Gazeteciler Günü galiba tam söyledim mi söylemedim bilmiyorum ben bu tür günlerle falan çok fazla alakadar değilim. Ama gazeteciler sendikası toparlamış son bir yılda gazeteciler toplam 226 yıl son bir yılda toplam 226 yıl 8 ay 25 gün hapis cezasına mahkum edilmiş. 128 davada 274 gazeteci yargılanmış 101 gazeteci hakkında soruşturma açılmış 44 gazeteci fiziki saldırıya uğramış 23 gazeteci sözlü olarak tehdit edilmiş 57 gazeteci toplamda 144 gün göz altında kalmış 6 gazeteci göz altında darp edilmiş vesaire Peki bir şey olmuş mu bunları yapanlar hakkında Hayır biraz evvel söylediğim konu polisin güvenlik güçlerinin yaptığı yanına kar kalan bir ülkedir Türkiye Burada da 1 Mayıs'ta tespit edilmiş bir görüntü. E, polis e, işte sis gazı mı neyse artık e, onun ortasında kalmış. Esasen çok çarpıcı bir görüntü e, ve e, polislere kapak olması gereken bir görüntü. E, bir gün o bombalar, bir gün o kurşunlar, bir gün o e, biber gazları böyle elinizde patlar. Patlar o gün yakındır. E, kimin ne yaptığı, raporlanıyor, kimin ne yaptığı not alınıyor, kimin ne yaptığı tanıkları tarafından biliniyor ve belli yerlere iletiliyor. Ee, uluslararası kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, elbette yargı mekanizmalarına, uluslararası yargı mekanizmalarına. Bugün Türkiye'de veya bugün ülkenizde başına bir şey, başınıza bir şey gelmiyor gibi görünebilir ama insan hakkı ihlallerinde hele özellikle işkence, öldürme vesaire gibi konularda bir zaman aşımı yok. Bir gün böyle e, kendi attığınız gazın içinde kalacaksınız. AKP'li Özlem Zengin taciz edilen kız öğrenci için polisin telaşla yaptığı yanlış bir hareket demişti. İşte bu görüntüler bu görüntüler özür dileyerek paylaşıyorum. Artık paylaşılmasın. Bu görüntüler artık çekilmesin istiyorlar. Ve bir AKP'li kadın polisin telaşla yaptığı hareket diye bunu savunmuştu efendim. Profesör Doktor Haluk Savaş rahmetle anıyoruz bir kere daha. Şeffaflık yoksa puçluk vardır diye bir sözü var. Evet şeffaflık yoksa durum budur. Durum budur sevgili seyirciler. Şeffaflık yoksa Haluk Savaş'ın tweetin, ardında, tweet'in ardından da bu gelsin. Rütük üyesi CHP'li İlhan Taşçı paylaşmış. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin bugün televizyon kanallarının yöneticilerine özel hattan talimat gönderdi. Bu 2 Mayıs tarihli bir tweet. Televizyonların lev alep görüntüleri kullanmamaları bunun yerine boş cadde ve sokak, sokak görüntülerinin kullanılması istendi. Şeffaflık yoksa ne vardır? Tekrar etmeyeceğim. O arada Cem Toker'in tweet'i çok güzel. Devleti soymak yoktur, milleti soymak vardır. Hazine garantisi yoktur, milletin cebinden garanti vardır. Kamu zararı yoktur, milletin zararı vardır. Devlet verdi, devlet yaptı diye bir şey yoktur. Millet verdi, millet yaptı vardır. Bir an önce öğreniniz demiş. Evet böyle... Evet doğru ama gel gör ki Türkiye'de bu tür konuları sadece devlet değil devletin başındaki kişinin bir lütfu olarak lanse ediliyor. Erdoğan yaptı. Erdoğan verdi olarak e, lanse ediliyor. Lanse ediliyor. İnsanlar aldıkları bir çuval patates, soğan veya ekmek için Erdoğan'a teşekkür ediyorlar. Halbuki onlar milletin parasıyla yapılıyor. Eser Karakaş paylaşmış. Valilikler eliyle getirilen alkol ve Süleyman Soylu genelgesiyle uygulanan ses ve kayıt alma yasakları devlet çirkefleridir demiş. Evet alkol meselesi hala konuşuluyor hiç girmedim. Alkollü içki satışı meselesi tam doğrusu o. Alkollü içki satışı meselesi hala bir haftadır konuşuyor. Mahalle için, işin içinden çıkamadı. Ee, o kadar yani işte dedim ya kitapsız bir ülke deyince... Önce İçişleri Bakanlığı bir yönetmelik yayınlanıyor, yayınlıyor, açıklamalar. Daha sonra il hıfzı sıha kurullarından kararlar çıkartılıyor, il il. Bunu belli, belli belediye başkanları onaylamış, onaylamış. Ay bir gürültü. Yani baksanız e, karma karışık bir hal. Yani bir, bir olayı bile içki satışı serbest mi, yasak mı halledememiş bir ülke. Bunu toparlayamamış. ...anayasal bir sıkıntı yok diyor İçişleri Bakanlığı... ...ama aşağıda valilikler... ...hıfzı sıha il müdürlükleri üzerinden... ...falan götürmeye çalışıyor. Karman çorman bir şey. Şirazeden çıkmış bir... ...ülke. Evet. Durum biraz da bu. Orada arada... ...şirazeden çıkmış bir ülke derken... ...şunu söylememe de izin verin. Biraz evvel bir... tweet mesajı paylaşıldı. Bir gün gazetesi camide itikaf yapmak isteyen gerici Furkan Vakfı üyelerine polisten biber gazlı müdahale. Şimdi polisin bu Furkan Vakfı üyelerine camide biber gazlı görüyorsunuz nasıl sıktığını falan müdahalesi iğrençtir. Yani söylenecek bir şey yok. Baksana milletin böyle yüzüne yüzüne falan falan. Yerin dibine batın ayrı bir konu. Ama bir gün gazetesinin olayı veriş biçimine bakar mısınız? Gerici Furkan Vakfı. Sadece şunu söyleyeceğim: Gerici sizsiniz ve e, bulunduğunuz bataktan çıkmak için de fazla bir umut görünmüyor. Bir gün gazetesi. Çok e, üzülerek söylüyorum. O gazetede yazan, o gazetede idarecilik yapan çalışan kimi insanları takip ediyorum, e, belli e, açılardan yararlanıyorum ama. Ee, umarım bu bir Twitter editörünün e, işgüzarlığı olsun. Ama eğer bir gazete ve bir yönetim bir gazete yönetimi olarak veya bir bir gün camiası olarak topyekun böyle bakıyorsanız size yazıklar olsun. Diyeceğim bu. Gerici Furkan Vakfı. Bir vakfı veya bir e, toplumu veya bir grubu grubun önüne böyle sıfatlar koyarak linç edemezsiniz. Böyle bir algı çalışması yapamazsınız. O çok eleştirdiğiniz vartaya kendiniz düşmüş olursunuz. Hüda Kaya, bu nasıl bir muhalefet dilidir? Bu rezil AKP zihniyetini bu dil besliyor. Böyle iktidara bu dil ile mi muhalefet edilir? Gericilik sadece dincilikte yoktur. Her ideolojinin, her yapının bağnazlığı bir gericiliktir demiş. Harika cevap vermiş HDP milletvekili hüda kaya evet. bunu da böylelikle ekrana getirdikten sonra yavaş yavaş kapatalım efendim. Şunu unutmayın, insan hakkı ihlalleri bir ülkenin iç meselesi değildir. Aslı Aydın taşpaş paylaşmış. Ne hazin ki Türkiye'de insan hakları konusunda iyileşme sadece yurt dışından gelen baskıyla oluyor. Şu yaşıma geldim aksini görmedim diyor. Haklı doğru. Neden? Çünkü insan hakları meselesi bir ülkenin iç meselesi değildir. Bir ülkede insan hakkı ihlalleri varsa dünya buna sessiz ve kayıtsız kalmaz. Çin'in Uygur Türklerine yaptığı Yemen'de olanlar, Rusya, Kırım'da ve Ukrayna'da olanlar, orada burada olanlar. Mısır'da olanlar, Suriye'de olanlar elbette, İsrail'de olanlar elbette. Bir ülkede insan hakkı ihlalleri varsa bu dünyanın ve dünya halklarının meselesidir. Diyelim ve bununla manşeti kapatalım. Çok teşekkürler takip ettiğiniz için. Yarın e, güne bakışla Turan Görür Yılmaz ekranlarda olacak. Çarşamba günü biz iki programla hem manşet hem de hemen ardından özgür düşünceyle ekranlarda olmayı planlıyoruz efendim. Hoşçakalın.